Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü Kabataş'ta yapılan ve Martı olarak bilinen projede inceleme yapmış, yetkililerden bilgi almıştı. Peki meydan düzenlemesi ve transfer merkezinde son durum ne? İşte iki yaka arasında deniz ulaşımını kullanan İstanbulluların merakla beklediği o projedeki son durum. Yapımına 2016 yılında başlandı. İşte Kabataş'taki Martı projesinin son hali bu. Kabataş'ta ilk kazma 2016 yılının Ağustos ayında vuruldu. İskeleler kullanıma kapatıldı. Transfer merkezi olarak kullanılacak yeni iskelelerin yapımına başlandı. 22 gemi ve tankerin aynı anda yanaşabileceği 4 iskele tamamlandı. Projenin 2018 yılının sonuna yetiştirilmesi planlanıyordu. Ancak yolu yerin altına alacak kısımla ilgili çalışmada Anıtlar Kurulu tarihi eser çıkabileceğini belirtip Müzeler Müdürlüğü ile çalışılmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi de bu kazı çalışması projeyi yavaşlatacağı için projede revizyona gitti. Proje, karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pazar günü Kabataş'a gidip projenin yürütüldüğü alanda inceleme yaptı. İşte Kabataş'taki iskelelerdeki son durum bu. Projenin revize edilmesiyle çalışmaların yakın zamanda yeniden başlaması bekleniyor. Çalışmalar bittiğinde yeni Kabataş iskelesi günlük ortalama 30 bin yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.